Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ ile çok güzel bir Lola bebek şapkası öreceğiz. Şapkamızı örmek için Şuradan yan kısımdan başlıyoruz ve istediğimiz yaş grubu için baş çevresinin üzeri ve yan kısımlarını kapsayacak şekilde şapkamızı örüyoruz. Buradan başladık. Buradan tepe kısmı ve diğer uç kısmına kadar dikdörtgen bir şekilde örerek geldik. Sonra 3 eşit parçaya örerek Ortadaki bölüm üzerinden örmeye başladık. Her iki yandan eksiltmeler yaptık. Son zaman iki tane eksiltmelerimizi yaptık. Ya da gerekli görürseniz ayarlamalarda bulunabilirsiniz. Bakınız ve sonrasında arkadan ensemizi ördük ve tamamen şapkamızın çevresini hem bağcığımızı hem de alt kısmını ilmek eksilterek toparladık ve son olarak öndeki bakınız şapkamızın önündeki fırfırlı çalışmamızı güzelce tamamladık şöyle görelim e, 08 aylık bebeklerimize olabilecek bir çalışma tabi bu çalışmamızı istediğiniz kadar büyütebilirsiniz biraz önce de bahsettiğimiz gibi uzunluğunu birazcık daha uzun örerseniz e, Üçe bölme işleminde de eşit bir şekilde ayarlayarak bu kafamızın arka kısmını örüp gayet düzgün bir şekilde çalışabilirsiniz. Bakınız arkaya sık iğne şeklinde çalıştık. Yan taraflarda modelimizi uyguladık. Önünde yine trabzanlarla üzgümüzü yaptık. Evet kolay gelsin diyerek hemen şapkamızı çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Lora şapkamızı örmek için Ören Bayan'ın favori marka ipini kullanıyorum. İpim 100 gram ve 210 metreden oluşmakta. %100 akrilik bir ip. İpimizi örmek için 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Şuradaki 5 numara bizi yanıltmasın. Yanında milimetre olan kısım tığ ucumuzun numarasını göstermekte. Hemen zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. 20 tane zincirimi çekiyorum öncesinde bir tane şu şekilde düğümümüzü atalım. Sıkıştıralım. Ve üzerine şöyle rahat bir şekilde 20 zincirimizi çekelim bakınız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Tam 20 zincirimi çektim. Santim olarak karşılığına bakmak istiyorum. Öreceğimiz iplerle kıyaslamak için. Şöyle baktığımızda 11 santime karşılık gelmekte. Evet zincirimizi çekip tamamladıktan sonra tığımın başını doluyorum ve sayıyorum. 1, 2 3 4 4. zincirin içerisine gelerek batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Hemen yanındaki zincirime 1 ve 2 bir defa başını doluyorum. 2 defa da çekiyorum. Ve sıra sonuna kadar zincirlerimizi birer birer trabzanlarımızı yerleştiriyoruz. 1 ve 2. 1 ve 2. Eğer zincir sayınızın e, ölçüsü aynı değilse 5-6 tane daha zincir fazlalaştırabiliriz ya da biraz daha büyük bebeklerimizi örmek istiyorsak temelde aynı işlemleri yapacağımız için zincirimizi biraz büyük başlayabiliriz. en son trabzanımı da hemen batıyorum zincir ucuna Evet bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum şu şekilde trabzanlarım ördüm 2 4 6 8 10 12 14 16 ve 18 tane trabzanımız var bir zincirimi çektim çekmiş olduğum zincir ilk trabzanın tepesine battım diğer trabzanımızın tepesine yine sık iğne olarak batıyorum her trabzanımın tepe noktasına sık iğne olarak batıp ilerliyorum. Birer birer bakınız. en son trabzanımın üzerine yine batıyorum ve bir sıra trabzan bir sıra sık iğnemizi ördüm ve bu şekilde bir uçtan bir uca gelerek tamamladım 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını bir defa doluyorum hemen bakınız ikinci trabzanımın ana gövdeden giriyorum Bakın, sık iğnemin altındaki ana gövdeden giriyorum uzatarak 1 ve 2 bir tane trabzan örüyorum. Diğer trabzanımın üzerine sık iğnenin tepesine batarak bir trabzan örüyorum. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum. Sıradaki trabzanımı ana gövdeden girerek uzatıyorum biraz. 1 bir ve 2. Bir tanesini alttan, bir tanesini tepe noktasından batarak trabzanlarımı örüyorum. Bakınız şuradaki trabzanımın tepe noktasına batıyorum kısa olarak görüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanımı yandan girerek uzatıyorum. Örüyorum. Bir uzun bir kısa. Bakınız. Kısayı sık iğnemin tepesine batarak örüyorum. Uzun trabzan bakınız şunu kısa olarak ördüm. Bir sonrakini alttan şöyle yandan giriyorum. Biraz uzatıyorum. Bir ve iki. Bir sonrakini hemen tepe noktasına batıyorum bir uzun bir kısa trabzan şeklinde örüyorum uzatıyorum aşağıdan aldığım trabzanımızı biraz uzun çekelim potluk oluşturmayalım hemen yanındaki trabzan üzerine batıyorum bir sonraki trabzana geçiyorum aynı trabzanı iki defa örmeyelim lütfen tepesine batıyorum bir ileri aşağıdan tekrar tepesine batıyorum alttan giriyorum tekrar tepesine bir trabzan ve en sondaki bakın son trabzanımızı yine şöyle alttan girerek örelim dışa doğru kabartalım Evet bir tane trabzanımızı ana gövdeden aşağıdan bir tanesini aradan örerek sıramızı tamamladık ve şimdi bu sıramızda yani ilmeğimizin olduğu yerden diğer yönümüze kadar birer birer sık iğnelerimizi örerek ilerleyelim sık iğnemizi örmek için sıra sonunda bir tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum hemen dibine batıyorum sonra zincir çekmeden birer birer bakın trabzanlarımın tepe noktasına sık iğnelerimi örüyorum hiç atlamıyorum. Bütün trabzanımın tepesine birer tane sık iğnemi örüyorum. İlerliyorum. Sıramın sonuna kadar geldim en son trabzanımı da yine sık iğne olarak örüyorum hemen 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum sık iğneden sonra yeniden trabzan sıramı örmeye başlıyorum ilmeğimiz şu şekilde takıyorum Sıramın başını doluyorum bakınız bir önceki sıramızda aşağıdan girerek almışız bu sıramızda ise tepesine batıyorum bir sırada tepesine batıyorum bir sırada aşağıdan alıyorum bakınız tepesine battım tığımın başını doluyorum düz ördüğümü bu kez yandan giriyorum biraz uzatarak örüyorum çapraz yapıyoruz bakınız yani kaydırma yapıyoruz tığımın başını doluyorum bir önceki uzun ördüğüm bu sırada kısa olarak örüyorum kısa olarak ördüğümü ana gövdeden girerek şöyle ilmeğimi de çekiyorum ve uzun bir şekilde örüyorum Uzun ördüğüm trabzanımın tepe noktasına batarak hemen tepeden örüyorum. Bakınız kısa ördüğüm trabzanımı yandan girerek uzatıyorum. Ve kaydırma işlemimi yaparak bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonuna kadar örerek geldim. En son bakınız kabartılı ördüm ve sondaki trabzanımın üzerine batarak düz trabzan olarak örüyorum bir sıramı tamamlıyorum. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Bakın şu şekilde örgümüzdeki modelimiz görüldü. Ee, kaydırma yöntemi yapıyoruz. Bir sıramızda alttan alarak uzunca örüyoruz. Diğer sıramızda ise e, uzun olanı kısa, kısa olanı uzun olarak örüyoruz. Yerlerini değiştiriyoruz. Bakınız ilk sıramızdaki yapmış olduğumuz işlemden de belli. Birinci sırada uzun olarak ördüğümüzü, ikinci sırada kısa direkt trabzanımızı batarak ördük. Alttaki sıradaki kısa olan trabzanımızı yukarıdaki sırada ana gövdeden alarak uzun trabzan şeklinde ördük ve kabarttık. Bu sıramızda ise sık iğnemizi örüyoruz. Bir zincirimi çekmiştim. Tığımın başını dolamadan hemen trabzanın tepesine batıyorum. Ve birer birer bütün trabzanlarımızı hiç ayırt etmeksizin sık iğne örerek ilerliyorum. Sadece tepelerine batıyorum. sona kadar yeniden modelimizi kaydırarak örmeye devam edeceğiz sık iğne sıramız tamamlandıktan sonra son sık iğnem ördüm 1 2 3 zincirimi çekiyorum hemen bakıyorum bakınız alttaki sırada kısa olarak başladı hemen tığımın başında oluyorum ana gövdeden giriyorum ilmeğimi kaydırdım bakınız uzun olarak ördüm. Bir sonraki trabzanımız bir önceki sırada uzun olarak örmüşüz. Bu sırada kısa olarak örüyorum. Diğeri bakın kısa hemen yana, yandan girerek uzun örüyorum. Uzunu kısa ve bu şekilde modelimizi kaydırarak yeterli ölçüye ulaşana kadar örmeye devam edelim. Evet sıramızı örerek geldim. Bakın trabzanlarımı ördükten sonra bir sıra sık iğnemizi de örelim. Örgümün yönünü çeviriyorum tüm trabzanlarımın üzerine sık iğnelerimi örerek bu son sıra olarak tamamlıyorum. uç noktaya kadar örerek geldim. Birer sık iğnemizi ördüm ve tamamladım. Şimdi şuradaki görmüş olduğumuz kısmımızı eşit bir şekilde bölerek arkamızı örüyoruz ve yanlardan birer birer eksilterek tamamen arka üzerinde gidiş geliş yapıyoruz. Şimdi bu kısmı 3 eşit parçaya bölelim. İşaretlerimi alıyorum ve hemen saymaya başlıyorum. Bakınız şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yedi. 7. trabzanıma takıyorum. Ve buradan taktığım yerden tekrar sayıyorum 1 2 3 4 5 bakın trabzanlarım sayıyorum 6 7 tekrar 7 tane bakın şurayı saydım 8. 7 burası 8. bölüme işaretimi takıyorum tekrar işaretimin olduğu yerden sayıyorum İşaretlerimizi yerleştirdikten sonra ipimizi buradan koparalım bir zincir çekerek tığıma bir tane düğümümü atıyorum ve hemen bir kırmızıdan diğer kırmızıya sık iğnemi örerek başlıyorum hemen işaretimi taktığım yerden giriyorum sabitliyorum kendimi ve bir tane zincirimi çekiyorum hemen yanına batıyorum 2 yanına batıyorum 3 yana 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane sık iğnemi ördüm 14. sık iğnem için batıyorum hemen işaretimin yanındayım sizler daha büyük ördüyseniz işaretimizin yanına gelince son sık iğneyi bu şekilde alalım Diğer tarafa geçerek bir tane de oradan alalım. Hem içten hem de dıştan aynı anda örelim. Bir tane yandan kesmiş olduk bakınız. Bir ve iki zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Burada 14 tane ilmeğimiz hiçbir zaman eksilmeyecek. Son ilmeğimizle diğer taraftaki ilmeğimizi eksilttik. 2 3 bakınız devam ediyorum. 4 5 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ilmeğimi batıyorum. 14. ilmeğimi battım. Örmüyorum. Yandan şuradan bakınız hemen bir tane alıyorum. 14'ümüzü ve yandaki ilmeği aynı anda örüyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Sadece bu arayı örüyorum. Bakın her 14. ilmeğimizde yandan birer tane alarak devam ediyorum. Buradaki iki zincirimi hemen dibi batıyorum. Bakınız ileriye batmıyorum. O zaman içten de eksilmiş olur. Hemen dibine batıyorum. Sık iğnelerimi. Bu arayı her birine birer tane batarak ilerletiyorum. Evet son ilmeğimizdeyim. Batıyorum, çekiyorum. Diğer taraftan bir tane alıyorum. Bir dıştan, bir içten, bir de ilmeğimizi yani örgümüzü yürüttüğümüz ilmeğimiz çekiyorum. İki tane zincirimi eklemeyi unutmuyorum. Hemen çevirdikten sonra dibine batıyorum ve bu işlemimizi tekrar ederek yanlarımızı daraltalım. Şapkamızın uç kısmına kadar geldik. Bakınız şuradaki görmüş olduğumuz iki trabzan sırasını şu şekilde örelim. En son ilmeği bir gelerek alıyorum. Bir. Son olarak yandakine giriyorum. Bir alıyorum ve en sona giriyorum. İkisini aynı anda her iki yönde de keserek tamamlıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra keselim ve arkamızda bu şekilde tamamlamış olalım şapkamızın arkasını. Şimdi uçtan başlayarak örelim. Şuradan başlıyorum. İki tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir defa giriyorum. Alıyorum. Her trabzan arasına bir defa girelim. Şöyle bakınız. başını doluyorum başını doluyorum diğer uca kadar bu şekilde örerek ilerleyelim arkaya geldim Şu şekilde sona doğru devam edelim. Şapkamızın arkasını son bakınız iki defa alarak kapadık ve bu şekilde kapandı. Şimdi kenarlarımızı görmekteyiz. Her iki yanlarımızı şimdi sık iğne örerek başlıyoruz. Aynı zamanda buraları daraltıyoruz. Bir tane zincirimi çekerek düğüm attım tığıma. Hemen ilk uçtaki trabzanımın bulunduğu bakınız şuradaki göze giriyorum bir tane de zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki yere girerek bir tane iplerimizi de gizleyelim. Bir tane sık iğne, ikinci sık iğneyi örüyorum. Üçüncü sık iğne, dört alıyorum, çekmiyorum. Beşinciyi de alıyorum. Her ikisini birlikte çekiyorum ve bir tane daraltıyorum. Bir, iki, üç, dört ile beşi birlikte alıyorum ve daraltıyorum Bakınız şurada daralttım tekrar 1 2 3 4 ile 5'i alıyorum Bakınız dördüncü aldım yeniden giriyorum V aldım her ikisini geçiyorum ve yeniden sayıyorum 1 2 3 4 ile 5'i bir alıyorum 4 ve 5 ikisini birlikte kapatıyorum şöyle bakınız içe doğru toparlıyoruz tekrar 1 2 3 4 4 çekmiyorum 4 ve 5 kapatıyorum 3, 4 hemen 5'i alıyorum kapatıyorum bu şekilde 4 ile 5'i aynı anda çekerek kapatalım ilmeklerimizi eksilterek en uç noktaya kadar geldim şimdi zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bağcığımızı yapacağız ne kadar uzunluk isterseniz o kadar örelim 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bakınız 30 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5. Yani toplamda 35 tane zincirimiz oldu. Şöyle görelim bakınız. Yeterli. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincir yuvasına gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Sırası ile bütün zincirlerimizin içerisine girerek bağcığımız için Trabzanlarımızı örerek şapkamıza doğru ilerleyelim. Ana gövdeye doğru ilerlemekteyim. Ana gövdeye kadar bağcığımızı örerek geldim. Şimdi ana gövde üzerinden örmeye devam ediyorum. Biraz önce eksilmiştik. Her bir trabzanımızın üzerine birer birer batarak diğer uç kısma doğru ilerliyorum. Bakınız her bir trabzanımızı bir defa örüyorum. Aşağıdaki sık iğnelerimin üzerine batarak ilerliyorum ve diğer uca kadar bu şekilde ilerleyelim. Birer birer trabzanlarımızı örelim. Uç noktaya kadar örerek geldim. Bir alt sırada bakınız eksilme işlemlerimizi yapmıştık. Şimdi en son trabzanımızı ördükten sonra yine 35 tane zincirimizi çekerek ilerleyelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 35 zincirimi çektim. Geri sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. gelerek batıyorum. Birer birer trabzanlarımızı bütün zincirlerimizin üzerine örerek şapkamıza doğru ilerleyelim. Evet bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. Şimdi gövdemizin bulunduğu yerdeyiz. Hemen bakınız. Şöyle gelmiştik. Şuradaki araya trabzanıma bakınız. Gelerek batıyorum ve burayı da düzgün bir şekilde birleştirmiş oldum şimdi ön kısımdan ilerliyoruz örmeye ipimizi koparmıyorum tığımın başında oluyorum bir sonraki trabzanın içerisine geliyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı ördüm bir sonraki trabzanıma 1 iki tane örüyorum sıradaki şu kısma atıyorum bakınız sık iğne olarak ördüğüm yere geniş yeri geliyorum. 1 2 ve 3. Diğerini 2 bir tanesini 2 bir tanesini 3 olarak ördüm. 3 2 3 2 bakınız 4 tane tırabzanımızın olduğu yeri ördüm. 2 ördüm bakınız şimdi. 3 örüyorum. 3 artık burada 3'ün yanından itibaren artışlarımıza başlayalım şu alt yanağımızın olduğu kısımlarda 3 2 3 2 bakınız 4 tane bölümüm ördüm şimdi buradan itibaren fırfırlı olması için artışlarımı başlıyorum 3 olarak ördüğüm yeri hemen 4. örüyorum 5. örüyorum 6. örüyorum 6 tane trabzanımı ördüm hemen yanındakine 1 2 3 tane trabzan örüyorum. Yanındakini 6 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir sonrakine 3, 1, 2, 3. Yandaki 6, 1, 2, 3, 4 5 ve 6 bir tanesini 6 bir tanesini 3 olarak örelim tıpkı bu karşılıklı olan yanak kısmında 4 tane trabzanımıza gelene kadar 6 ve 3 6 3 6 3 şeklinde örelim aşağıdaki 4 tane trabzanımızı 3 2 3 2 şeklinde örelim sıramızın başına kadar örerek geldim 2 3 2 3 bakınız diğerleri 6 3 şeklinde devam etti buradaki 2 3 2 3 kısmını sık iğne örelim diğerlerini trabzanla ilerleyelim diğer uçta da aynı şekilde bu kısım sık iğne olsun bir tane zincirimi çekiyorum hemen dibine batıyorum yine sık iğnemi ördüm sık iğne ile yukarıya doğru çıkıyorum bu dört tane kutucuğun içerisine ördüğümüz bölümleri sık iğne olarak ayarlıyorum. Bakınız 2, 3, 2 şuradaki 3 tane trabzanda da sık iğne olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Ve trabzanlarıma geçiyorum. İlk trabzanımı şöyle tek sefer çekiyorum. Geçişimizi yumuşatmak için. Daha sonraki trabzanlarımızı ikili olarak örüyorum. birer birer tamamını trabzan olarak örüyorum bakın sık iğne olarak ördüm sadece altının ilk trabzanına bir defa başını dolayıp ördüm diğer karşılıklı tam bu dört tane trabzan grubumuzun olduğu yere gelene kadar ikili trabzan şekliyle şapkamızın önünü örerek ilerleyelim Evet son dörtlü grubumuza geldik bakınız 1 2 3 4 2 3 2 3 şeklinde ördüğümüz trabzan grubumuza şimdi en son trabzanımı bir defa tığımın başını doluyorum ondan önce bir tane tüm örüyorum en son tek seferde çekiyorum geçişimi yumuşatıyorum hemen sık iğne olarak yandaki alt kısma yakın yeri yükseltmiyoruz fazla bakınız çenemizin olduğu bölümümüze doğru olan kısmı birer birer sık iğnemi örerek tamamlıyorum ve şöyle geçişimizi yapalım Diğer tarafa tekrar bir daha geçiş yapalım. Bir zincirimi çektikten sonra şapkamı tamamlıyorum. İpimizi de daha sonra içeriye çekelim. Bakınız çok güzel bir çalışma oldu. Şöyle görecek olursak bakınız. Gayet güzel fırfırları uyumlu bağcığımızı ve başımızın içeriye gireceği bölümü de görmekteyiz derinliği her şeyi çok çok uygun ve güzel bir çalışma oldu umarım sizler de beğenmişsinizdir evet şimdi ipi çekelim ve sonra görüşelim evet sevgili arkadaşlar bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve çalışmamız faydalı olabilmiştir yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere